İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz tarihçi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum kahverengi yol panolarına katıldığınız için, bu sohbet için sağ olun. Ben de teşekkür ederim, hoş bulduk. Güzel ve başarılı bir program diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam, bir yandan Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanısınız. Ben geçen hafta sizinle temas ettikten sonra sizin de öneriniz üzerine Kök Tengri'nin Çocukları adlı kitabınızı edindim ve ona biraz baktım. Hatta şöyle diyor, bakın arkasında, ben kısaca okuyayım. Türkler esir düştüler, savaştılar, barıştılar. Uzak Asya'dan Akdeniz'e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler yıktılar. Çin'e aman vermediler. Birçok farklı isimle anıldılar, farklı dinlere inandılar. Çok büyük bir medeniyet yarattılar. Başka medeniyetlerin yükselmesine katkıda bulundular. Hepsi de masmavi gökyüzünün, gök tanrının altında buluştular. Hocam, buradan başlayalım mı? Çünkü kitabınızın adı da Kök Tengri'nin Çocukları. Burada da gök tanrı, yani gökyüzünden bahsediyoruz. Bu isim, neden bu ismi tercih ettiniz? Öncelikle oradan başlayalım isterseniz. Evet, bence bu isim eski Türklerin, yani İslamiyet öncesi dönemde, hatta sonrasında Avrasya bozkırlarında yaşayan Türklerin inancını, hayat tarzını, bir anlamda bütün dünyalarını kapsıyordu. Bu yüzden tercih ettim. Tabii köklerini dediğimiz zaman yukarıda bulutların üzerinde bilinmeyen soyut bir alemde bir tanrı kavramından söz ediyoruz. Ama esasında uçsuz bucaksız bozkırlarda sığınacakları ve hayatlarındaki her şeyi düzenleyen bir soyut varlıktan ve yüce yaratıcıdan söz ediyoruz. Bundan dolayı bu ismi kullandık. Çünkü Türkler çok sevindikleri zamanda, çok üzüldükleri zamanda kendilerini gök tanrıya adarlardı. Daha doğrusu kök tanrıya sığınırlardı diye ifade etmek en doğrusudur. Elbette sizin uzmanlığınız en çok tabii ki İslam öncesi Türk tarihi üzerine. Şimdi biz İslam öncesi Türk tarihi dediğimizde bir kere hangi döneme kadar geri gidebiliriz? Yani siz onun belki daha güzel söylersiniz ve coğrafya olarak kabaca nasıl sınırlarını çiziyoruz? Evet, en eski kayıtlar, yani daha doğrusu bugünkü dünya tarihi milattan önce 3000'lerde aydınlanmaya başlar. Çin'de, Hindistan'da, Mezopotamya'da vesaire bunun öncesi var mıdır? Var. Çok daha derinlere, eski devirlere kadar Türk tarihine, Türklerin, yani insanlığın izlerinin gittiğini biliyoruz ama gerçek anlamda tarihin şafağının sökmesi ortalama milattan önce 3000'lerdir. Dolayısıyla bu tarihe ait Türklerin atalarının, yani en eski ataların kayıtlarında bulduğumuza göre Türk tarihini şimdiki bilgilere göre milattan önce 3000'lerde başlatmak daha doğrudur. Buradan başlatırız ve tabii bunun sınırları da şudur aslında. Yani şu anki yine verilere göre konuşuyoruz. Güney Sibirya, Kuzey Kazakistan, Kuzey Doğu Kazakistan, buradaki Altay Dağları ve özellikle Tuva, Yenisey, Hakasya, Altay, Dağlık Altay bölgesi ve bunun bir ucunun da ben son zamanlardaki araştırmalarımda Kuzey Doğu Kazakistan olduğunu da düşünüyorum. O bölge, yani Altay Dağları ve Altay Dağları ile Sayan Dağları'nın kesiştiği alandır. Bunu şöyle bir şekilde anlamak lazım. Altay Dağları kuzey, batı, güneydoğu istikametinde uzanır. Buna 90 derecede, yani güney, batı, kuzeydoğu istikametinde de Sayan Dağları birbirine kesişerek uzanırlar. Sonra Tanlıurfa Dağları,
bu bölgeyi şimdiki verilere göre en eski Türklerin yurdu olarak kabul ediyoruz. Çok güzel. Ayrıca kitabınızın hemen başında şöyle birkaç soru var. Diyorsunuz ki mesela Türkler kimdir? Hemen devam ediyorsunuz. Nereden gelirler? Tarihleri nasıl başlar? Sahi hocam şimdi kimdir Türkler hakikaten? Evet. Şimdi Türkler Avrasya'da ama ağırlık olarak Orta Asya'da yaşayan bir halktır. Kimlere göre? Çinlilere göre, Tibetlilere göre, İranlılara, İranlı halklara göre, Bizanslılara göre ve Slavlara göre. Bu tanımlama böyledir. Onlara göre Orta Asya'da yaşayan halkın adı Türktür. Zaman zaman İranlı halklar Türklerin arasına sızmıştır ama bunu öyle tanımlamak lazım. Mesela en eski Pers kayıtlarının, Sasani kayıtlarında daha doğrusu Seyhun Irmağı'nın doğusunda ve kuzeyinde yaşayan insanların adı Türktür diye biliriz. Çin kaynaklarında yine keza öyle. Aynı zamanda Tibet veya daha işte Sanskrit kayıtları da, Bizans kayıtları, Bizans kaynakları da bunu destekler. Dolayısıyla komşularının bakış açılarıyla değerlendirirsek Orta Asya'da yaşayan insanların adı Türktür. En doğru ifade budur. Aslında çok ilginç. Çünkü şunu da biliyoruz. Mesela Göktürkler aslında devlet adında Türk kelimesini kullanan ilk aslında devlet. Yani o zamana kadar Türklük hep sanki başkaları tarafından onlara atfedilen bir özellikmiş gibi değil mi hocam? Evet. Tabii, kesinlikle öyle. Biz Hunların da Türk olduğunu biliyoruz. Hunların süresi zaten Göktürklerden daha uzun. 2000-3000 sene neredeyse. Ama Göktürk döneminde yani milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda Türk adı ve Türk Kağanlığı Göktürkler bizim anlayacağımız ifadeyle daha müşahhas, somut bir hale geliyor. Somut bir bakış açısıyla baktığımız zaman Göktürkleri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan önemli. Yani Türk adının hem millet adı olarak kullanılması hem de resmi devlet adı olarak kullanılması Göktürkler zamanında meydana gelmiştir. Bu açıdan çok ilginç bir bu özelliktir ama önemli bir konudur ayrıca. Peki hocam ona biraz değinelim mi? Yani mesela o zamana kadar neden kimse Türk adını almamış da Göktürkler neden mesela Türk kelimesini kullanmak istemişler biliyor muyuz bunu? Evet şöyle şimdi biz bilemiyoruz kullanılmadığını. Bir kayıtlara göre bunu söylüyoruz. Ama mesela Göktürklerin yani Türk Kağanlığı'nın doğrudan Hunların bir kolu olduğunu, Hunların devamı olduğunu bize Çin kaynakları açıkça söyler. Mesela Zhouşu, Süeyşu, Tondian mesela Çin kaynakları bunu açıkça söyler. Biz o silsileyi devam ediyoruz kendi açımızdan. Kayıt mutlaka vardır. Ama burada mesela Türk adının ilk önce cins ismi olarak yani kuvvetli, gelişmiş insan anlamına geldiğini görüyoruz. Bu daha sonra millet adına dönüşmüş. Şu anlama da gelmemelidir. Yani Türkler daha öncesinde yoktu, birdenbire ortaya çıktı anlamına gelmez. Ancak Hunlar zamanında yani Büyük Hun İmparatorluğu zamanında vesaire onun devamı. Ancak burada kaynak yetersizliği devreye giriyor. Biz bilemiyoruz. Yani Türk adı kullanıldı mı kullanılamadı mı herhangi bir şekilde kayıtlara geçmediği için öğrenemiyoruz. Yoksa Türklerin ataları var. Dolayısıyla Türk tarihini milattan önce 3000'lerde çok rahat açık bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hocam tabii o da bir zorluk değil mi? Yani çünkü en çok galiba Çin kaynaklarından belli bir süre yararlanılmış. Türkçe'ye yazılan kaynaklar sonradan geliyor. Bunun zorlukları nedir? Tabii kaynakların yetersizliği de zorluk olabilir. Çince'nin kendi içerisinde zorluğu da söz konusu. Ama en çok bizi mesela tarihinden böyle biraz sevimsiz hale getiren Türkçe isimlerin Çincelerin yazılmış olması. Yani transliterasyonlarının, test değerlerinin Çince karşılanması, Çince'nin yapısı yüzünden bunların gerçeğini öğrenemiyoruz. Bu bence üzücü, sıkıcı, zor bir durum. Ama onun dışında bizim sosyal hayatımızı, yaşam biçimimizi, işte hukukumuzu, devlet teşkilatımızı, her şeyimizi aslında Çin kaynaklarından rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey yazmışsınız hocam, onu da sormak istiyorum. İslam öncesi Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün Türk kökenli toplulukların erken tarihinin hepsini içine alacak bir biçimde kapsar. Bunu biraz açabilir misiniz? Evet, şöyle esasında yani Göktürk tarihi ve onun özelliğinden gidebilirsek aynı gibi tutarak Göktürkleri, Hunları,
diğer Türk kökenli boyları ve özellikle yani Avrupa Hunlarını, Avarları, doğuda işte Mançurya'ya giden, Kore'ye giden, Çin içerisine giden, buralarda Çinleşen Türk boylarını, yani bu küçük toplulukları, büyük toplulukları Göktürkler üzerinden okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu kilit anahtar konumunda bence. O kilidi açarak Göktürklerde bir anahtar olsa aslında Türk tarihinin şifrelerini çözmüş oluyoruz. Yani çok abartılı olmasın ama Türklerin şifreleri o dönemde gizli demek çok yanlış olmaz. Bu gizemli bir soru. Belki hani mitolojik anlamda da sosyal yapı nasıl yaşarlardı sorusunun cevabı. Buna benzer olaylar bize bir şekilde tarih örgüsü kurmamıza, yapmamıza katkı sağlıyor. Bu anlamda minnettarız tabii. Fakat bugün yaşayan her türlü Türk kökenli topluluğun bir şekilde Türk Kağanlığı ile Göktürklerle bağlantısı vardır. Bundan dolayı ayrıca olaya ele atarız. Yani daha başka bir gözle de bakma sebebimiz olur. Şöyle örnek vermek gerekirse, Sibirya'nın derinliklerinde 10 bin kişilik bir Türk boyu, onun Türk olduğunu veya şeyini, tarihini anlamak için Göktürkleri bilmek gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde de tartışılan Türk kökenli cumhuriyetler ya da topluluklar arasındaki Türk birliği fikrinin bir şekilde mesela o dönemlerde gerçekleştiğini fark ediyoruz. Bu da bize çok önemli bir yol açıyor esasında. Yani anlamı özellikle Mukan Kağan zamanında 553-572 yılları arasında, daha sonra Kaptan Kağan döneminde 692-716 yılları arasında ve başka dönemlerde de bir kesinlikle bu anlamak mümkündür. Ama günümüzde Türk dünyasından veya işte irili ufaklı dünyanın değişik bölgelerinde Türk kökenli insanlardan söz edebiliyorsak bunu Göktürk dönemine borçluyuz. Yani Türk Kağanlığı'na borçluyuz. Bu devletin gerçek adı Türk Kağanlığı idi. Devletin adı da Türk İli idi. Yani Türk Devleti idi. Kağanlık anlamında da. Bunu açık bir şekilde öğreniyoruz ve tarih sahnesinde, yani bugün işte dünyadaki belirli milletler arasında Türklerin yeri varsa aslında kökünde Göktürklerin o dönemde kazanılan başarıların büyük payı olduğunu görmek ve bunu anlatmak mümkündür. Hocam tabii siz bütün bu anlattığınız sebeplerden ötürü de biraz tabii ki Göktürkleri çok önemli bir yere koyuyorsunuz. Onu merak ediyorum. Şimdi sizin de dediğiniz gibi Göktürkler aslında daha sonra da tekrar edecek bir somut bir Türk devlet modeli ortaya koymuşlar. Tabii ki bu çok detaylı, yani hukuk da var işin içinde, birçok şey var. Onları artık herhalde zamanımız yetmez. Merak edenler sizin kitabınızı, kitaplarınızı hatta okusunlar, ama kabaca biz bu devlet modelini nasıl tanımlıyoruz? Daha sonra da hepsinde tekrar eden bir model olduğu söyleniyor madem. Evet. Şimdi şöyle Emrah Bey, esasında Göktürk modelini anlarsak bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni anlayabiliriz. Veya Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, diğer Türk kökenli halkları da anlayabiliyoruz. Bir kere buradan bakmamız lazım. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nu anlamak için de Göktürklere bakmak lazım. Yani bir şekilde. Veya Selçuklarda da aynı şekilde bu geçerlidir. Şimdi büyük devletleri ele alalım. Hun, Göktürk dedik, Selçuk, Türkiye Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti veya Timurlu Devleti veya Memlük Devleti. Bu devlet her dönemde o Türkçenin yaygın kullanımı, Türk kültürünün yaşanmış olması, bilimsel faaliyetler, sanatsal faaliyetler ama her şeyin ötesinde o yaşam biçimleri ve devlet sistemlerine bunun yansımış olması bize Göktürklerin önünü açar. Yani Göktürklerin o nasıl etkilediğini, nasıl bir model olduğunu bize anlatır. Mesela Göktürk döneminde sağ kanat şatlığı, sol kanat şatlığı vardı. Şatlık, yani Osmanlı'da Anadolu Beylerbeyliği, Rumeli Beylerbeyliği gibi. İkiye ayrılma bir idari sistem. Sonra ne oldu? Osmanlı büyüdükçe yeni beylerbeylikler, yeni eyaletler kuruldu, ihdas edildi genişledikçe. Göktürklerde de aynı durum söz konusu. Önce doğu kanat şatlığı, batı kanat şatlığı da büyüdükçe başka yeni kağanlıklar ya da idari sistemler kuruldu. Kökünde Göktürk devlet modelinin Osmanlı İmparatorluğu'na
sirayet ettiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin en azından adından dolayı, Türk kimliği ve Türkiye adından dolayı Göktürklerin günümüze kadar devam ettiğini düşünüyorum. Yani burada ortak nokta Göktürk noktasıdır. Göktürkler üzerinden okumak lazım. Bir uç örnek olarak bugün mesela işte Mançurya'da yaşayan çok küçük bir Türk topluluğu var. Fuyu Kırgızları. Fuyu belki bugün asimile olup yok olmak üzere. Ya da Hindistan'da artık asimile olmuş ama sadece adı Türk olarak kalmış topluluklar var. Bunları anlayabilmek için de Göktürk modelinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani o da dönemde bir mesele ki zaten uluslararası arenada, alemde bizim Göktürk dediğimiz devlete Türk Empire, Türk State ya da Türk Kaganate gibi isimler veriliyor. Türk Kağanlığı, Türk İmparatorluğu vesaire. Şimdi bu çok doğru bir yaklaşımdır. Biz diğer Türk devletleriyle karışmasın diye Göktürk ya da Köktürk kullanımını benimsemişiz. Böyledir ama kaynaklarda Göktürk adı sadece iki yerde geçer. O da kutsal ilahi Türk demektir. Onun dışında geri kalan noktalarda açık bir şekilde Göktürklerin bir model oluşturduğunu görürüz. Ama bu yeterli değil. Bunun dışında mesela hükümdarın görevleri, halkın görevleri ve halk ile devletin bütünleşmesi halinde ortaya çıkan modelin nasıl işleyeceği konusunda da fikir sahibi olabiliyoruz. Bu da ilginç bir noktadır esasında. Evet. Bu da ilginç bir noktadır. Yani farklı açılardan bakmamızı da sağlıyoruz ama kaynaklarımız sağlam. Bir, Orhun yazıtları var, Tonyukuk yazıtı var, başka sayısız yazıtımız var. Ayrıca Çin kaynakları kesinlikle aradaki boşluğu dolduruyor. Yani Göktürkler hakkında bilgi veren Çin kaynakları da bizi bunu çok açık bir şekilde anlatıyor, dolduruyor. Hocam bu yine İslam öncesi Türk devletleri ya da Türk toplumlarında büyüklü küçüklü bir boy sistemi olduğunu ve bunun aslında maneviyatı da güçlü kıldığını söylüyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Evet, eski Türk topluluğu Türkler boylar halinde yaşıyorlar. Yani su boylarına ve otlaklara dağılmış halde yazlık kışlık otlak bölgeleriyle birlikte bir boy dağılımı söz konusu. Bunların bazıları büyük Türk mesela Karluklar gibi veya Basmınlar gibi vesaire ama bir taraftan da diğer açıdan da su boylarına göre dağıldığını görüyoruz. Boylar arasında da bir konsensüs sağlanmıştır. Hangi boyun nerede yaşayacağı vesaire. Şimdi bu nesilden nesile aktarılarak devam etmiştir. Günümüze kadar Türklerin ayakta kalmasına yani survive yapmasına katkı sağlamıştır. Bu açıdan son derece önemli bir konu. Bunu bilmek lazım. Ama özünde aile var. Ama aile tek başına ayakta kalmaya yetmiyor. Yetmez yani. O aile yok olabilir. Tabii. Şimdi ailelerin birleşmesiyle birlikte uruklar meydana gelir. Uruklardan da bir esas bütünlük açısından bakarsak orada boy sistemini görüyoruz. Yani ben şöyle diyorum. Şimdi bir tarafta hanedanlar var, bir tarafta boylar var. Hanedanlar yıkılıp bitti. Mesela Hun, Göktürk, Uygur, Gazneli, Karahanlı, Osmanlı vesaire. Tabii. Ama boylar günümüze kadar devam edebildi. Bu Türk milletinin nesilden nesile aktarılmasında, yani yok olmamasında aralarındaki sosyal dayanışmanın büyük payı var. İşte bu sosyal dayanışmayı sağlayan ve ayakta tutan esasında Türk boy sistemidir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi hocam tabii coğrafya çok önemli bir unsur. Yani o bozkırların şartları çok da aslında belki hayatı düzgün bir şekilde sürdürmeye de çok elverişli değil. Ama ben biliyorum ki siz bu coğrafyaya aslında bizzat gittiniz. Saha çalışmaları da yaptınız. Oradaki mesela gözlemlerinizi ve izlenimlerinizi çok merak ediyorum. Örneğin gerçekten coğrafi şartların zorluğu hala devam ediyor mu? Onu hissediyor musunuz? Onun ötesinde hala o asırlardan kalan Türklerin izleri neler? Belki arkeolojik buluntular olabilir, bilmiyorum. Siz daha güzel açıklarsınız. Evet. Neydi yani sizi orada mesela etkileyen? Ben tabii etkileyen çok şey var. Ama bir kere coğrafyayı görmek ve bunu yazılı kaynaklarla örtüştürmek bana yetiyor. Şimdi Orhun Irmağı, Uygurların yaşadığı yerler, Göktürklerin, işte Moğolların vesaire. O izleri görebiliyoruz. Zaten arkeolojik kanıtlar bunu bize taşıyor, bahsediyor. Ve yazılı kaynaklarla arkeolojik kaynakları birleştirdiğimiz zaman ortaya müthiş bir tarih kompozisyonu çıkıyor. Bu mutlu ediyor ama bundan başka mesela işte
kemikler üzerine çalışmalar, iklim bilimi vesaire alanlarda yapılan yeni araştırmalarla birlikte bambaşka bir tarih örgüsü ortada. Bunu anlamak için sahayı gezmek lazım. Bence yazılı kaynaklar yeterli değil. Ama bir balbal görmek, bir heykel görmek, bir anıt alan görmek, yani bir anıt alan. Bunlar mezar değildir ama müthiş anıt alanları var. Kutsal yerlerini görmek, geyikli taşları dokunmak, onları incelemek. Bu tip açılardan bakarsak Türkiye'nin ne kadar, yani eski Türklerin ne kadar etkili olduğunu veya önemli işler başardığını görüyoruz. Türkler kendilerine uygun gördükleri her yerde şehir kurdular. Ama bozkırlar şehir kurmaya elverişli değildi. Çünkü şehirlerde yaşamak mümkün değildi. Kaynak yetersizdi. O yüzden hareket etmek zorundaydılar. Buna uygun bir konar göçer hayat geliştirdiler. Yazlık hayat, kışlık hayat, hatta bazı yerlerde sonbaharlık hayat dahi geliştirdiler. Bu hayat işte esasında bir anlamda Türkleri ayakta tuttu. Ama biz yazıt da bulabiliyoruz, yani çok etkilendiğimiz diyelim. Heykeller de bulabiliyoruz. Anıt alanlar da var. Lahit parçaları da var diyelim, onlardan kalan. Her türlü anıtı görmek mümkündür. Kaya resimleri açısından bakarsak Emrah Bey, kaya resimleri, bu kaya resim alanları Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Moğolistan'da ve Güney Sibirya'da baktığımız zaman bunların çok etkili olduğunu ve bence ansiklopedik gibi bozkır hayatını her şekilde yansıttığını, günümüze kadar yansıttığını görebiliyoruz. Ben bunlara kitap diyordum, kitap gibi sanki her şeyi anlatıyor diyordum ama Kazak meslektaşlarım buna biz ansiklopedi diyoruz dedi. Yani şöyle, hayatı her yönüyle anlatan resimlerin çizilmiş olması. Mesela Saymalıtaş'taki 96 bin kaya resmi ve diğer alanlarda bunları görmek mümkündür diye söylerim. Mesela ne var? Evlenme var. Yani üreme sahneleri var. Doğum. Oo, çok iyi. Sonra evlenme sahneleri var. Mesela inanış, inançla insan. Sonra ölüm sahneleri var. Yani hayatı her veya av sahneleri var. Şimdi hayat her yönüyle bir şekilde oralarda resmedilmiş. Evet. Demek ki insanlarda bir entelektüel arayış var. Ya tamam, yazıyı kullanmıyorlar ama var. Daha sonra bu kaya resimleri değişim göstererek, evrim geçirerek damga haline dönüşmüş. Damgadan da eski Türk yazısına, yani oyma yazıya bir geçiş olmuş. Bu da aslında Türk kültürünün gelişiminde en önemli mihenk taşlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Hocam tabii siz daha iyi bilirsiniz, kitabınızda da var gerçi ama yine İslam öncesi Türk toplumları, Türk devletleri de hep aslında bir savaşçı yanı var değil mi? Bir asker ruhu taşıyan devletlere. Askeri yapı, bütün Türk devletleri siyasi kuruluşlar askeri karakter taşıyor. Çünkü eli silah tutan herkes asker. Dolayısıyla askeriye ayrı bir sınıf değil. Ama başka türlü ayakta kalmanın mümkünü yok. Sürekli hem kendi aralarında hem de düşmanlarla sürekli bir mücadele halindeler. Ancak askeri yapı sayesinde, küçük yaşta kazanılan askeri eğitim, askeri yetenekler sayesinde hayatta kalabiliyorlardı. Bu askerinin temelidir bir anlamda. Çok açık bir şeyle söylenebilir. Tabii dolayısıyla Türk milletinin ayakta kalmasında, yani tarihin en eski çağlarından günümüze kadar ayakta kalmasında bu askeri yapının, ordu sisteminin çok etkisi olmuştur diye söylenebilir. Muhakkak. Peki şunu da biliyoruz mesela, Göktürklerde kul yok, köle yok. Hani bu toplum yapısı için tabii çok şey bize söylüyor ama mesela kadının yeri nedir o toplumlarda? Evet. Kadının yerini Çin kaynakları açık bir şekilde söylüyor. Bunu böyle çok örneklerle anlatabiliriz ama özellikle devletteki hiyerarşik yapıyı anlatırken kadınların hatun unvanı taşıdığını, bugünkü yani birinci kadın, first lady gibi resmi bir makam olduğunu görüyoruz. Anlaşmalara katılmaları, devlet meclislerde söz almaları ve sürekli karışmaları çok önemli bir konudur. Bundan başka bazı olaylarda toplumun nesilden nesile aktarılmasında özellikle kadınların çok etkili olduğunu söylemek zorundayız. Yani Türk toplumunu nesilden nesile kadınlar taşıdı. Aksi çünkü erkekler savaşlarda ve diğer faaliyetlerde, av gibi vesaire faaliyetlerde bulundukları için kadınlar ailenin bütün yükünü çekiyorlardı ama hakları da olarak
ileriye taşıyorlardı. Bu arada ilginç bir başka bir özellik de kızların mirastan pay hakkının olmasıdır. Kızların mirastan pay hakkının olması aslında şunu sağlar. Yani hukukun, özel hukukun geliştiğini bir şekilde bize çok şey ifade eder. Yani ilginç bir bilgi vardır kaynaklarda. Evlilik olacağı zaman işte damadın akrabaları gelirler. Kızın miras hakkını en iyilerini seçerek işte hayvanlardan vesaire alıp kendi evlerine götürürler. Daha evlenme anında kızın mirastan pay hakkı gerçekleştirir. Malını alır ve şeyine gider. Kocasının evine gider. Ama orada da ailenin bel kemiği olarak ve söz sahibi olarak erkeklere ezilmeden, şimdiki olduğu gibi veya işte aşağılanmadan hayatını devam ettirir. Bunu hem yabancı kaynaklar hem Türk kaynakları bize bildirir. Ve Bilge Kağan ne diyor annesi için? Hı. Umay gibi, yani Tanrıça gibi annem diyor. Bu bile yeterlidir anlamak için. Çok güzel. Aslında bayağı medeni anlamda ileri bir toplum yapısı, evet, olduğunu ben anlıyorum. Hocam şunu da sorayım. Şimdi siz Yeditepe Üniversitesi'nde tabii bütün bu konulara dersler veriyorsunuz ama özellikle bu İslam öncesi eski Türk devletleri toplumları hakkında araştırmalar, tarih araştırmaları bizde ne zaman başladı? Ben mesela biliyorum ki Atatürk de bu konuda hani çok ilgiliydi. Ama tam bir şey verebiliyor muyuz? Şöyle bir... Çok doğru, haklısınız. Atatürk zamanında Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, İstanbul Üniversitesi'nde Türk Tarih Enstitüsü'nün açılması böyle çok önemlidir. Ama Batı'da bunlar 1756 yılında başladı Paris'te. Daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle yoğun bir şekilde devam etti. Orhun yazıtlarının çözülmesiyle birlikte Türk tarihi araştırmaları altın bir devir yaşadı. 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda vesaire. O dönemdeki bazı eserlerin Türkçe'ye tercüme, yani Osmanlıca'ya Türkçe'ye tercüme edildiğini görüyoruz. Ama gerçek anlamda Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi kurumlar da açılarak bu çalışmaları akademik anlamda doğru bir yön vermeye çalışıldı. Tabii gelinen nokta başarılı mı başarısız mı diye tartışılabilir. Bence yetersizdir ama ben büyük işlerde başarılmıştır. Burada biz bunu Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz. Bilimsel bir şekilde Türk tarihinin araştırılmasını. Bu anlamda o zaman siz mesela kendi öğrencilerinize baktığınızda bu konuyla ilgili olduklarını ve bu alanda çalışmalar yapacaklarını düşünüyor musunuz? Yani tabii İslam öncesi Türk tarihi çalışmak çok zor. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi gibi kolay değil. O kadar, yani onlara karşı çok daha zor ama çok şey yapılabilir. Yapılmalıdır da. Ben öğrencilerime kaynak dilleri öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bu nedir? Doğudan sayarsak Çince olabilir, Tibetçe olabilir, Sanskritçe, Soğutça olabilir, Brahmice, Farsça, eski Farsça, Arapça, Grekçe, Latince, Slavca, yani böyle Türk dünyasını çevreleyen dilleri öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Zaten eski Türk yazısını ve yazıtlarını öğrenmek kolay. Bunu da öğrenerek en azından bir kaynak dili öğrenmelerini tavsiye ediyorum ki bilimsel bir şeyler ortaya koysunlar diye. Ve tabii ki gidip görmek lazım değil mi hocam oraları? Kesinlikle sağ araştırmaları yapmak lazım. Sağ araştırmalar çok şey kazandırıyor insana. Yani şu soruyu soruyoruz. Nasıl Göktürkler diyelim veya Uygurlar nasıl yaşardı sorusunu sorup onun cevabını aramak zorundayız. Tarih budur. Tarih sadece olayları ezberlemek, tarihleri ezberlemek değildir. Tabii. Tarih nasıl yaşarlardı sorusunu sorup bunun cevabını aramak üzerine kurgulanmalıdır. Ben böyle yapmaya çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok hoş bir renk kattınız kahverengi yol panolarına. Evet, sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah yine bir arada oluruz. İnşallah hocam. İnşallah bir arada oluruz. Çok teşekkürler. Kahverengi yol panolarında bugün tarihçi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.